Evet, seminerimizin soru-cevap bölümüne başlıyoruz. Bir taraftan soruları tasnif ediyoruz, bir taraftan da cevapları vermeye çalışacağız. Şimdi Murat Özdamar üstadımızla, müdürümüzle soruları cevaplamaya başlıyoruz. Buyurun üstadım. Muammer Bey sormuş, 1995 yılında kurulan X kurucu ortağı sigortalı, yine kendi şirketinde 1.96'da 4 ağlı çalışmaya başladı diyor. Hiç kesinti yok, devam ediyor. Bu şekilde bildirim doğru mu diyor. Bildirim doğru değil. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişiyle ilgili 1.1.96'da Bağkur açılışı yapıp 1.1.96'dan bu yana kendi şirketindeki primlerin iptalini yapıp ödenen primleri Bağkur borcuna aktaracak. Abdülselam Bey göndermiş. Teşvik kargaşasında kravatlı hırsızlar türedi. Eskiden SGK'dan geliyoruz deniyordu. Gazete satılıyordu. Şimdi farklı bir boyut diyor. İşte bunun da çözümü yine meslek mensuplarının teşvikleri iyice öğrenerek birebir uygulamasından geçiyor. Zaten burada bu eğitimde bulunma nedenimiz de bu. Esen Hanım sormuş. 6111 sayılı kanun kapsamında çalışan Ayşe Hanım işten çıktıktan 6 ay sonra başka iş yerine girerse 6111'den yararlanabilir mi? Bir başka iş yerinde daha önceden 6111'den yararlandığı için zaten aktivasyon aşamasında sistem bu kişi teşvikten yararlanamaz, daha önce yararlanmıştır diye uyarı verir. Esen Hanım yine sormuş, emeklilik için gerekli tüm şartları 15 Aralık'ta tamamlayan bir kişiye maaş ne zaman bağlanır? Başvuru 15-12-2018 demiş. Eğer müracaat 15-12-2018 ise şartlar da sağlamsa takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Takip eden ay başı özel sektör için 1 Ocak demektir. Kamu kurumu için de 15 Ocak demektir. Özelse 15 Ocak'ta, 1 Ocak'ta, kamu ise 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere maaşı ödenir. Orhan Acar Bey sormuş, emeklilik başvurusu E-Devlet üzerinden yapılan hak sahibinin hazırlaması gereken evraklar için süre ne kadar? Bu işe giriş bildirgesi vermek gibi zannetmiş herhalde arkadaşımız. Emeklilik E-Devlet başvurusunu internetten yapınca başkaca hiçbir bir şey yapmamıza, Sosyal Güvenlik Kurumu'na herhangi bir şeyi iletmemize gerek yok. Bu ıslak imzalı kuruma verilmiş gibi sistem tarafından alınarak ilgilisine şartları sağlıyorsa takip eden ay başından itibaren aylık bağlanıyor. Alper Bey demiş ki bir limited şirket var. Şirket çalışanları 2018 tarihinde şirket hisselerini %50'şer olarak satın aldılar diyor. Şirket çalışanları. İkisi de müdür diyor. İki ortak olmuş. Eskileri yenisine devretmiş. Dolayısıyla 1 Ekim 2008'den sonra olduğu için Bağkur'lu olması lazım. Ortaklardan birisinin 2000 yılı öncesinde ortaklığı var. 13-11-2018 tarihinde bir miktar hisseyi yine aldı. Bağkurlu 4B'li olma durumu hakkında bilgi verir misiniz? İki ortak 97'den beri sigortalıdır. Şimdi 97 yılında bir şirkette SSK'lı iken hisse almışsa günümüze kadar olan kısmı geçerli, o kişi açısından söylüyorum. Ama böyle değilse 97'den bu yana olan bildirimler de geçersiz. Diğer ortak için hisseyi 2018'de aldığı için o otomatikman zaten Bağkurlu. İşçinin istirahat raporu SGK sistemine düşmüyor, personel de bildirmiyor. Daha sonra işverene idari para cezası kesiliyor. Normalde sisteme mail gelmesi gerekmez mi? Bu konuda tespit yapmamız zor oluyor. Bunun için öneriniz var mıdır? Bununla ilgili mail gelmiyor. Çalışamazlık sistemine düşüyor. Dolayısıyla aylık bildirgeyi vermeden önce bildirge öncesi çalışamazlık sistemine dönem belirterek rapor alanlarının listesini alırsanız en azından kimlerin raporlu olduğunu görür. Dolayısıyla da çalışamazlık bildirimini yapma mümkün olur. SGK çıkış bildirgesi verirken kayıtlı olmadığı iş yeri numarasından çıkış işlemi kabul ediyor. Sistem uyarı vermiyor. Aylık hizmet bildirgesi verildiği zaman tespit edilebiliyor. Bu sorun çözülebilir mi? Yakın bir zamanda bununla ilgili çalışma var ama işte bazı şeyler de yine yasalara takılıyor. Biliyorsunuz işten çıkış bildirgesi 10 gün içinde verilmeli ama yeni açılan iş yerleri için işe giriş bildirgesi de bir aylık süre içerisinde veriliyor. Bu sefer bunu aradığınız zaman da böyle bir sorun yine karşımıza çıkıyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yabancı uyrukluların emeklilik hakları var mıdır diyor Güney Kore vatandaşı 4A 4B açısından. Aynı onlar da ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre ne zaman sigortalı olmuşlarsa işte odamızın
yapmış olduğu kitapçığa bakarak hangi kapsamda Türk vatandaşı emekli oluyorsa onlar da bu kapsamda emekli olabilirler. Yalnız yabancıların sözleşmemizin, Türkiye'nin sözleşme yaptığı ülkelerden gelen buralarda hizmeti olanların şöyle bir avantajları var. İlgili ülkedeki hizmetlerle Türkiye'deki hizmetler birleştirilerek toplam hizmet üzerinden emeklilik şartları tespit edilip her ülke kendisine ödenen prim nispetinde maaş ödüyor. Dolayısıyla Kore'de sigorta başlangıcı 90 sa Kore'de başlangıç alındığı için Kore ile Türkiye'deki gün sayısı işte 90 yılında işe girenler SSK'dan 5525 günde emekli olur. Hem Türkiye hem Kore 5525 gün varsa işten çıkıp müracaat ederse toplam hizmet üzerinden diyelim 8000 günü varsa 8000 gün üzerinden maaş hesaplanıp bu günlerin 2000 günü Türkiye'ye yatmışsa dörtte biri yatmıştır. Hesaplanan maaşın dörtte biri ödenmesi mümkün olur. Kısmi süreli çalışmalarda örneğin 10 gün SGK primi ödenir mi? Yani bir gün bile çalışmış olsa SGK primi mutlaka ödenmiş olur. Eksik gün kısmi süre seçeceksin. Kendisi dilerse 20 günü isteğe bağlıyla 30'a tamamlayabilir. Dilerse 20 günü ilerleyen zamanlarda borçlanma yaparak hizmet kazanabilir. Ödemek şöyle bir zorlayıcı hüküm var. Eğer eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından sağlık hizmeti alan birisi değilse 20 günden az olduğu için bildirilen süre geri kalan 20 gün için GSS primini ödemesi lazım veya gelir testine girmesi lazım. Zorlayıcı tarafı bu. 2010 yılından beri aynı iş yerinde çalışan işçi 2016'da anonim şirket iş yerinin listesini alıp yönetim kuruluna girmiş. Fakat 4 aylık olarak çalışmaya devam etmektedir. Bu işçi bağ kurulu olmak zorunda mıdır? Evet. 2 yıldan bu yana hatta 2,5 seneden bu yana bu kişiyi boşu boşuna 4 aylık bildirmişsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu bunu yemeyecek öyle diyelim amiyane tabirle. 1.7.2016'dan bir gün önce 36.2016'da SSK'sının sona erdiğini görecek. Değerlendirmesini böyle yapacak. 1.7.2016 yılına Bağkur açılışı yapacak. Yatırılan primleri de iptal edip Bağkur borcunu aktaracak. Bunu da emekli olmaya müracaatı yaptığınız zaman görürsünüz eğer şimdiden düzeltmezseniz. O yüzden yapmanız gereken şirketin ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğuna ilişkin belgelerle müracaatı yapın. Böyle bir müracaat yapınca şöyle bir imkan da kazanabiliyorsunuz. Bir ay içerisinde müracaat ederek prim matrahını SSK bildirilen matraha yükseltme imkanınız var. Yani 5000 liradan bildirildiyse Bağkur'un matrahını da 5000'den kabul etme imkanı doğuyor. Öbür türlü yüksekten prim ödemişsin. Bağkur tescili asgari ücretten son 3,5 yıl ayarlasan bile ortağın eline geçecek emekli maaşı maalesef düşük oluyor. 2018 yılı ortalaması 1 olan iş yerinde çalışan işçi işten çıkıp 2 Ocak 2019'da 2 işçi işe girmiştir. 7100 sayılı diğer sektör teşvik ortalama sayısı ikisi için de 1'dir. Bu 2 işçi de teşvikten hayır bir tane ortalamaya ilave olduğu için 2 kişiden sadece bir tanesini 7103 kapsamında bildirebiliyoruz. Devlet memuru örneğin öğretmen özel sektörde izinli olarak kısa süreli çalışırsa ek ders gibi SGK girişi yapılmalı mıdır? Eğer 4C sigortalısıysa veya 5434 sayılı kanun kapsamında sigortalıysa mesela Muzaffer hocamız gibi öğretmen kendisi üniversitede öğretim görevlisi hafta sonu da bir iş yerinde çalışmış olabilir yasal hakkıdır. Bu durumda kendisine sadece gelir ve damga vergisi ödüyoruz. Sigorta primi kesmiyoruz, sigortalı bildirmiyoruz. Zaten yasanın 53. maddesi de 4A ve 4C çakışırsa 4C geçerli olur, 4A geçerli olmaz. Yani bir anlamda 4A'lı olmaz diyor. Derneklerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri aynı dernekte 4A kapsamında sigortalı olabilir mi? Hem iş akdiyle yapan olarak yani hem işçi hem işveren statüsü aynı kişide birleşemeyeceğinden derneklerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri 4A kapsamında sigortalı olamaz. Bildirilse de bu iptal edilir. 2000 yılında kurulan şirket kuran şahıs kendini şirketten SGK'lı yapmış. Kişi bağ kurulu mu SGK'lı mı olmalı? 2000 yılına Bağkur tescili açılarak kendi ortak olduğu iş yerinden hangi tarihse
yatırılan SSK primleri iptal edilip Bağkur borcuna mahsup edilecek. Emeklilik planlamasını yaparken bunu gözeterek hesap yapın. Bir işte sigortalı çalışan bir kişi bir başka şirkette anonim ya da limited ortak olursa yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ya da üye olması durumunda ya da sadece ortak olması durumunda SGK'lı devam eder mi? Eğer hem ortak hem yönetim kurulu üyesi olursa devreye hemen Bağkur girer. Ortak olup yönetim kurulu üyesi olmazsa sorun yok. SSK sigortalılığı geçerlidir. Tersi biçimde ortak değil ama yönetim kurulu üyesi ise yine işçi gibi çalışıyorsa 4A geçerli. Zaten istese de Bağkurlu olmaz. Bağımlı çalışanın ortak olma tarihi üzerinden 10 ay geçmiş ve işe tam olarak ne yapmalıdır? Bağımlı çalışanın ortak olma tarihi üzerinde. Şirketin bağlı olduğu SGK'ya mı? Şirketin adresinin bağlı bulunduğu, eğer şirketin merkezi Beyoğlu'ysa Beyoğlu SGK'ya, Beşiktaş'sa Beşiktaş SGK'ya, merkezi Kadıköy'se Kadıköy SGK'ya ortaklığı gösteren belgeyle müracaat edip Bağkur tescilini yaptırıp yatan SSK primlerinin Bağkur borcuna aktarılmasını istemeli. Eğer primleri de yüksek seviyeden yatmışsa bir aylık süre içerisinde hemen açılış yapıldığından itibaren bir aylık süre içerisinde prim matrahının, Bağkur matrahının da SSK yatan prim matrahını seçerseniz bir kazanım elde edersiniz. Hatta şirket işveren hissesinin de ortağın borcuna mahsup edilmesine yönelik dilekçe verirse o primler de yine Bağkur borcuna mahsup edilir. 2003 yılından beri 4A sigortalı olarak çalışmakta olan kişi 2019 yılında tek ortaklı AŞ kuruyor. Ancak sigortalı çalıştığı iş yerinde çalışması devam etmektedir. Bu durumda sigortası devam edemez. Hem ortak hem yönetim kurulu ise üyesi ise devam edemez. Ama ortak olup kendisini yönetim kurulu üyesi seçmez, başka birisini seçerse 4A'lı geçerli olur. Her ikisi varsa bu 4A geçerli değildir. Yönetim kurulu üyesi ve başkanı 2014 yılında SGK'lı olan çalışanımız 2018 yılında hisse aldı ve yönetim kurulu başkanlığı uzatıldı. Bağkurlu mu yoksa SSK'lı mı? Daha önce yönetim kurulu ancak hissesi olmadığı için anladığım kadarıyla soru böyle. SSK'sı geçerli. Ne zaman ki hisse aldı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeliği de devam ediyor. Bu durumda devreye o tarihten itibaren Bağkur girecek. Bağkur tescili yapılıp SSK primleri Bağkur'a mahsup edilecek. Bazı anonim ve limited şirket ortaklarımız SGK veya Bağkur üzerinden emeklidir. Ayrıca ortaklar bu iş yerlerinde fiili çalışmasından dolayı ücret almaktadır. Bu şirket ortakları ortak olmadıkları başka bir şirkette çalışmış olsaydılar emekli oldukları için SGDP bildirimi yapılmalı ve ödenmeliydi. Doğrudur. Kendi ortaklı oldukları şirketlerden durumu ne olur diyor. Kendi ortak olduğu hem ortak hem yönetim kurulu üyesi olduğu limited şirkette 4A'lı olamadığına göre ve anonim şirkette veya limited şirket için ortağı olduğu şirketten 4A'lı olamadığına göre, kendisi de emekli olduğuna göre, emekliden de 2016 yılında destek primi kesintisi kaldırıldığına göre hiçbir işlem yapmıyoruz. Bunlara şirket tarafından ödenen ücretlerden sadece gelir ve damga vergisi kesip geri kalan tutarı kendisine ödüyoruz. Sigortalı bildirmiyoruz. Bildirseniz de geçersiz. Zaten bildirmeniz demek fazladan prim ödemeniz demek. Murat Bey'i biraz dinlendirelim. Hocamız bir kısım soruları cevaplasın. Evet, Mehmet Akbıyık. Haftanın 5 günü 9x45 saat şeklinde uygulama yapıyoruz. Her gün 1 saat yemek arası ekleyerek günde brüt 10 saat uygulayabilir miyiz? Zaten bizim çalışma saati dediğimiz net saat. Yani brütleri dikkate almıyoruz. Yani nedir? İşte eğer 10 saat ise 1 saat daha ara dinlenmesi veriyorsanız 9 saat çalışıldı demek zaten o. Eğer uygulamanız böyleyse yeni bir muvaffakat almanıza gerek yok. Ama bu saatlerle ilgili bir değişiklik söz konusu olacaksa, sözleşmede de bununla ilgili bir yetki yoksa, işverene verilen bir yetki yoksa, bence o zaman muvaffakata veya esaslı değişiklik o zaman gündeme gelebilir. Yoksa burada bir değişiklik söz konusu değil. Yani brüt zaten 10 saat olabilir. O işin doğasında var. Burada bir başka iş yerimizde birinci vardiya çalışma şekli 2 gündüz 2 gece 2 gün tatil. Çalışma süremiz 12 saat üzerinden 7-19, 19-07 saatleri arasında 1,5 saat ara dinlenmesi var. Günlük 10,5 saatlik bir çalışma söz konusu. Burada fazla mesai nasıl hesaplanır?
Şimdi buradaki incelik şu, aslında biz bütün fazla mesai sistemini 45 üzerinden değerlendiriyoruz esas itibariyle. Yani normal bir iş yerinde çalışma sistemi varsa 11 saati ve gece 7,5 saati aşmama kaydıyla 45 saatine bakıyoruz. Fakat buradaki durum biraz farklı. Eğer burada arkadaşımızın çalıştığı dönem gece 7,5 saati aşan bir çalışma varsa 7,5 saati aşan çalışma fazla mesai olarak değerlendirilecek. Gündüz çalışması zaten 45'e tabi. Yani şunuyla özetleyeyim. Eğer normal çalışma sistemi söz konusu ise 45'e bakıyoruz. Ama gece 7,5 saati aşan bir çalışma var ise veya gün içinde 11 saati aşan bir çalışma varsa burada fazla mesai gündeme gelir. Sadece bunun bir istisnası var. Nedir o istisna? Özel güvenlik, sağlık ve turizmle ilgili sektörlerde işçi muvaffakat ederse gece 7,5 saatten daha fazla çalışma imkanı tanındığı için burada fazla mesai söz konusu olmayacak. Orada da biz yine 11'lik saatlik dilime bakmış olacağız. Bir başka arkadaşımız yine burada bir şey var. Hep 2 gün çalışıp 2 gün izin. Vardiyalı ve rotasyonlu çalıştırdığımız personelin haftalık iznini verirken nelere dikkat etmemiz lazım? 2 gün çalışıp 2 gün izinde hafta tatilini zaten konuşmamız çok mümkün değil. Yani bizim sistemimiz sonuçta dinlenme dediğiniz hak belli bir çalışma, belli bir emeğin sonunda ortaya çıkan bir durum. Yani 2 gün çalışıp 2 gün dinleniyorsa zaten bizim bildiğimiz klasik hafta tatili orada gündeme gelmiyor. Çünkü böyle bir problemli alanımız var. Bir defa kanuna aykırı bir çalışma. Bunu söyleyeyim. Eğer bu tam süreli çalışılıyor ise. Ama yok, kısmi de böyle şeyler mümkün olabilir. Kısmi de sadece diyebilirsiniz ki orada da kısmiyle ilgili değerlendirmeyi de yaparsak ilgili haftada çalışma günlerinin tamamını tüketilip tüketilmediğine bakacağız. Yani bir çalışanımız haftanın 6 günü veya iş yerinde uygulama alanı varsa 5 günü bütün günlerde çalışıyor ise hafta tatilini hak kazanacak. O çalıştığı süre kadar da hafta tatili ücretini hak kazanacak. Böyle bir düzenleme yok. Kısmi çalışmada sadece ikişer gün çalışıp ikişer gün ara veriliyorsa zaten orada herhangi bir tatilden falan bahsetme şansımız söz konusu değil. Bir başka sorumuz, asgari ücretle çalışan bir işçimiz var. Ayın gününe göre 31 veya 30 çekilen veya 28 olan durumlar var. Bu çokça tartıştığımız bir mevzuydu. Bundan önceki oturumlarda da tartıştık bunu. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Bir defa işçinin ücretinin ne olduğunu bir netleştirmemiz lazım. Bunun üstüne aslında biraz durmak istiyorum. İşçinin ücreti maktu mu günlük mü? Bunu netleştirmemiz. Ne demek maktu? Siz ilgili aydan bağımsız olarak tam çalışmışsa her halükarda ücretini tam verdiğiniz, raporlu, izinli vesaire herhangi bir dikkate almıyorsunuz. Tam buna rağmen tam ödüyorsanız biz buna maktu ücret diyoruz. Yani daha somutlaştırayım. İşçimiz sonuç itibariyle diyelim ki 10 günlük rapor aldı. 10 günlük raporunu dikkate almadan dahi 30 günlük ücretini veriyorsanız biz buna maktu ücret diyoruz. Maktu ücret olduğunda artık o asgari ücret alsa bile asgari ücretin altına düşme veya yükselmeyle ilgili bir derdimiz yok. Niye? Çünkü Yargıtay uygulaması en azından bize şunu söylüyor. Eğer bir kimse maktu ücretle çalışıyorsa ilgili ayda 28 veya 31'i dikkate almamıza gerek yok. Bu birinci şık, maktu ücretli olmak. Maktu ücretli ama istisnai bir ücretlendirmedir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ama bizim rutin olması gereken ya da uygulamada çokça aslında gördüğümüz mevzu ise günlük ücret. Yani kim kaç gün çalışmışsa o gün kadar ücret alır. Bu şu demektir, 28 gün Şubat'ta çalışılıyorsa 28 günlük ücret alır. Mart'ta 31 gün çalışıyorsa 31 günlük ücret alır. Ama bizim kim Murat Üstad belki ona müdahale eder. Orada da olay şu, eğer ayı tam çalışmışsanız sosyal güvenlik onun 28-31'ine dikkate almadan 30 gün tam süreli olarak göstermesini istiyor. Burada demek ki dikkat etmemiz gereken husus şu, eğer gerçekten günlük çalışıyor ise bir başka ifadeyle raporlu günlerde bile ücret alamıyorsa bu sefer bu günlük ücretlidir. Kaç gün çalışmışsa o gün kadar ücret alır. Bunun sonucu nasıl ortaya çıkıyor? Özellikle Çalışma Bakanlığı müfettişleri denetim yaptıklarında sordukları en önemli sorulardan biri bu. Yani iş yerinde maktu ücret mi uygulanıyor, günlük ücret mi? Çünkü eğer siz maktu diyorsanız ve raporlu günleri de vermiyorsanız bu sefer aslında 365 gün, bir yılda 365 gün veya bazı yıllarda 366 gün çalışılmasına rağmen sadece 360 günlük ücret almak gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Yani 31 gün çalışılan Mart ile
28 gün çalışılan Şubat'ı aynı alıyorsunuz. Maktubu tolere ediyor. Niye? Çünkü diyor ki artık izinliydi, raporluydu, bu tür şeylere takılmadan ücretini tam öde. Eğer sistem maktuysa bir problemimiz yok. Ama günlükse, çalıştığı gün neyse o gün kadar ücretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yalnız bir de şunu da söyleyeyim. Ücretler aylıktır demek onu maktu yapmaz. Aylıklı diye kanun özel bir kavram kullanıyor. Biz zaten bütün ücretleri ayda bir kez ödüyoruz. Yani burada dikkat edilmesi gereken husus raporlu günlerin durumunun ne olduğunu belirlemek. Yani bunun gerçek anlamda bir maktu mu olup olmadığını belirlemek. Gerçek anlamda bir maktuysa artık ilgili ayı 31 veya 30 çekiyor diye bir mevzuyu tartışmamıza gerek yok. Doğal olarak asgari ücreti de bu anlamda tartışmamıza gerek yok. Ama maktu ücretli değil de günlük ücretli ise, günlük de bizim esas itibariyle asgari ücret günlük belirlenir. O zaman çalışılan gün çarpı asgari ücret demektir ki bu sefer eksik ücret gündeme gelebilir. Asgari ücretin altında ödeme de gündeme gelebilir. Eğer günlük ücretli çalışılan iş yerinde siz 31 gün ödenmesi gerekirken 30 gün ödüyorsanız eksik ücret tartışması orada söz konusu olabilir. Bir başka durumumuz, bir hastalığı var bir arkadaşımızın. Emekli olan bir işçimiz var diyor. Yani emekli olan işçimiz tekrar nasıl emekli oluyorsa, yok bu krem tazminatı hakkı ne zaman doğarla ilgili? Ben sadece şunu söylemek isterim arkadaşlar. Emeklilik iradesini kullanacak olan işçidir. İşçi ne zaman ilgili kurumdan emeklilikle ilgili altyapıyı oluşturur, ilgili evraklarını tevsik eder, emekliliği hak kazanırsa bunu işverene bildirdiği anda kıdem tazminatına hak kazanır. Yani bir başka ifadeyle kıdem tazminatı işçinin o beyanı üzerinden muaccel olur. Yani bu irade işçiyle ilgili bir iradedir. Bu emeklilikle ilgili durum o. Ücret hesap pusulaları çokça soruluyor. Ücret hesap pusulalarındaki asıl mesele şu. Bizim sistemimiz ücret hesap pusularının tanzim edilmesini, düzenlenmesini öngörmüş. Aslında niye öngörüyorsunuz bu düzenlemeyi? İşçi bundan haberdar olsun. İşçi bunu imzalasın. Yarın öbür gün bir takım problemler yaşanırsa bununla ilgili en azından itiraz şerhi koymamışsa aynı zamanda işvereni de koruyan bir sistem o. Bundan da öte işçi sigortasının yatıp yatmadığını veya kaç gün yatıp yatmadığını, fazla çalışması olup olmadığını, primlerinin yansıtıp yansıtılmadığını, bütün bunlarını görme imkanına sahip. Ama bazen şu esneklikler olabiliyor. Eğer kendine kurumca tahsis edilmiş bir mail varsa, sadece onun açtığı, onun bilebildiği, hatta bazen aldığını onaylayıp tekrar geri dönüyorsa, benim şahsi kanaatim bu mümkün olabilir. Yani çünkü sonuçta önemli olan oradaki o evrakı tanzim etmemizdeki temel mantık, o çalışanın o bilgiye sahip olması. Ama o bilgiyle ilgili tevsik edici bir problem yaşarsanız bu sefer niye evrak yok diye sorar müfettiş. Yoksa benim şahsi kanaatim ücret hesap pusulasını böyle bir sistemle, yani gerçekten kendisine ulaştığıyla ilgili garantileyecek bir sistem oluşturulursa şahsi kanaatim ücret hesap pusulası ulaştırılabilir diye düşünüyorum. Bir başka mevzumuz, bir haftalık yıllık izin kullanımında yıllık izinden kaç gün kesilir. Yani burada aslında zannediyorum anlatılmak istenen, yani yani soru sahibi belki anlatılmak istenen şu olabilir. Haftanın bazı iş yerlerimizde 5 gün, bazı iş yerlerimizde 6 gün çalışılıyor. Bu 5 ve 6 gün şöyle bir ihtilaf sebebi oluyor. Yani diyor ki iş yerinde 5 gün çalışılıyorsa, yıllık izne de giderse ilgili haftadan itibaren 5 gün mü sayacağız, 6 gün mü sayacağız? Bu bir tartışma mevzusu. Şöyle diyebilirsiniz, ya hoca buraya kürsüye çıktı, hep tartışmalı mevzuları söylüyor. Ben ihtilafları söylüyorum, o ihtilaflardan sonra kanaatimi de paylaşıyorum. Yani o kanaati tercih edip etmemek tamamen sizinle ilgili. Tabii bu tür meselelerde eğer mutlak anlamda bildiğim bir yargı kararı varsa onu paylaşıyorum. Çünkü sonuçta siz uygulayıcılarsınız. Biz teorik olarak bunu tartışabiliriz ama sonuçta burada itiraz olursa yargıyla ilgili karşılaşabiliyoruz. Buradaki durum şu. Eğer bir çalışan iş yerinde 5 gün çalışılıyor olsa bile, bu şahsi kanaatimdir, çalışılıyor olsa bile ilgili haftada hiç çalışmamak kaydıyla yıllık izin süresi 6 iş günüdür. 6 gündür. Yani cumartesiyi dahil ederiz. Şunu söylemek istiyorum. Pazartesiden başladınız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 6 gün işe gelmediği için, yıllık izin kullandığı için 6 günlük yıllık izinden sayılır. Tatil zaten hafta sonu veya pazar tatil olduğu için burada bir tereddütümüz yok.
Yani ilgili hafta bölünmemişse, bir çalışma söz konusu olmamışsa bence 6 gün sayılması gerekir. Başka bazen arkadaşlar şunu söylüyor, lehte getirilen bir düzenleme deniyor. Bu iş yerinde 5 gün çalışılıyor. 5 gün çalışılıyorsa bir haftada madem 5 gün çalışılıyor, öyleyse yıllık izinde 5 gün diye dikkate alınması diyenen görüşler var. Ama ben bu görüşe katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü o 5 gün çalışılan iş yerinde aslında biz cumartesi çalışıyoruz. Bence biraz atladığımız nokta o. Yani biz mesela iş yerinde eğer 45 saat çalışılıyorsa, hafta içi 9'ar saatten çalışıyorsanız siz zaten cumartesi çalıştınız. Yani orada fiilen bir çalışma var. Ama hafta tatil, yıllık izin böyle değil. Yıllık izinde bütün günleri 7,5 üzerinden değerlendirip gitmekte fayda var. Eğer hafta içinde, yani diyelim ki siz 5 gün çalışılan bir iş yerinde çarşambadan gidiyorsanız, işte burada biraz tartışma mevzusu başlıyor. Ben ilgili haftanın eğer çalışılmışsa o hafta gibi değerlendirilmesi gerektiğinin daha makul mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, eğer çarşamba günü bir şekilde yıllık izne çıkmışsa, orada iş yerinde de eğer cuma günü çalışılıyor, cuma günü ne kadar çalışılıyorsa orada sadece 2 gün yıllık izin kullandırılmıştır. Veya çarşambadan gitmişse çarşamba, perşembe, cuma, cumartesinin sayılmaması gerektiğini düşünüyorum. İlgili haftada eğer yıllık izin, hafta içinde yıllık izne gidilmişse. Onun da ayrı bir tartışması var. O çok uzar diye o tartışmaya şimdilik girmiyorum. Evet, başka bir, evet şu an bendeki sorular bunlar. 6183-48A maddeye göre son yıl primlerinin ödenmeyen kısmının taksitlendirilmesi için tarafımızdan verilen raporun rapora dayanak bilançonun bazı kurum şubelerinden ek olarak 2017 kurumlar vergisi beyannamesi istemekte. O beyannamedeki verilere göre hareket edilmektedir. Ancak mükellefin nakit durumu 2018 yılı içinde bozulmuştur. Bu durumda ne yapmalıyız? Bütün merkezlerimize geçen hafta da bununla ilgili bir genel yazı ilettim ben. Taksitlendirmelerde son 3 aylık verileri ihtiva eden raporu düzenlemeniz lazım sizin. Ona göre oluşturmanız lazım nakit akim tablosunu. İlgili merkezlerimizde bu doğrultuda yapılandırma imkanı varsa prim borcunuzu yapılandıracak, çok zor durum hali varsa. Ek 9 vermek için kapıcılara ne yapmak lazım? Ek 9 bildirim formu dediğimiz bir form var. Onu ekine de apartman yönetimindeki kat maliklerinin listesine eklemek suretiyle vermemiz halinde aktivasyonumuz, yani bilgisayara kayıt işlemi ilgili memur tarafından yapılacak. Ondan sonra da her ay sadece prim ödemek görevi kalacak sizlere. Murat Bey EYT hakkında ne düşünüyor demiş. Benim ne düşündüğümün çok fazla bir önemi yok. Var mı? Bizim için önemli. Benim için de önemli de benim düşüncemin önemi yok. Yani nihayetinde değişen... Değişen bir şey yok. 15 yıllık çalışma süresi ve primi dolduran 15 yıl 3600 günü olan 8 Eylül 99'dan önce sigortalı olanlar bu yazıyı kaç kere alabilir? Bir süre var mı diyor. Kanun bir süre koymamış. Dilediği kadar alabilir. 29 yaş üstü erkek son bir yıl yurt dışındaydı. Alman dili edebiyatı mezunu. Meslek kodu dış ticaret. Sadece işkur kaydı nedeniyle 6111'den faydalanabildim. 4447 geçici 19'dan faydalanamadım. Nedeni ne olabilir? Buradan da yararlanıyor olman lazım. Muhtemelen işkura kaydı yoktur aldığınız dönemde diye düşünüyorum. Sehven işten çıkış bildirgesinde tazminatı ek bildirdim. Galiba kıdem tazminatını ödenecek son ayın bildirgesine yanlışlıkla dahil etmiş. Bunu belirtir bir dilekçeyi işlem gördüğün müdürlüğe verirseniz sistem üzerinden gerekli düzeltme yapılır. 31 Aralık'ta emekliliğe sevk edilen bir çalışan 1 Ocak tarihinde SGDP'li olarak işe girişi yapılabilir mi? Evet, tahsis müracaatında bulunmuşsa, size de müracaat ettiğine ilişkin bir form, bir kayıt, bir numara ibraz edebiliyorsa, takip eden günde destek primine tabi işe giriş bildirgesi verebilirsiniz. Bir meslek mensubu, 89'da sigortalı oldum. Bağkur başlangıcım 2016. SSK'ya göre 51 olması lazım. Bağkur Bağcılar 56 yaş hesaplanmış demiş. Bir şeyler sormuş. İşin özü şu. Bağkur şartlarından emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihinden önce kaç gün prim ödendiğine bakılıyor. 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre de emeklilik yaşı tespit ediliyor. Demek ki aralarda boşluklar var. 2002 ile 89 arası full değil. Dolayısıyla da SSK'da olduğu gibi başlangıca göre belirlenmediği için emeklilik yaşı doğrudur.
artık son 7 yıl primlerinin fazlasını SSK olacak biçimde bir yerde çalışmak koşuluyla, tabii bu meslek mensupları için olmaz da, çalışmak koşuluyla mümkün olur. İş yerinde 30 gün brüt 3000, ikinci iş yerinde 10 gün, puantajla 5000 gün, toplam 40 gün 8000 gün, hizmet listesine etkisi ne olur? Ay içinde hizmet 30 gün, yıl içinde 360 günü geçemez. Dolayısıyla emeklilikte hizmet olarak 30 gün, matrah olarak da 3000 artı 5000, toplamda 8000 gün dikkate alınarak maaş bağlanır. Demek ki maaşı yükseltici bir işlevi söz konusu olacak. İhale konusu işler teşviklerden yararlanamıyor. Buna 5 puan da dahildir. Yasal hükmü bu şekilde. Çünkü ihale makamı finansmanı sağladığı için primleri de indirimsiz olarak dikkate alarak ihaleye çıkarttığı için böyle bir uygulama söz konusu. Hatta şu an asgari ücret desteğinden de ihale konusu işlerde yararlanılmışsa o destek tutarını hak edişten keserek tekrar hazineye iade etme söz konusu. Ortalama bir üstünde kişi olarak işe alınan bir kişi tüm şartları taşıdığı varsayımında her ay kaç ay önceki personel sayısı ortalamasına bakılır. Şimdi sisteme bunu tanımlayacaksınız zaten. İster 6111 olsun, ister geçici 19 olsun. Ortalama diyelim ki 10 verdiyse aynı zamanda size hangi süreler arasında da teşvik olduğunu verecek. Bunun anlamı şu: eğer siz bildirgeyi verirken o teşvik süresi kadar sistemin verdiği süreler içinde 10'dan fazla çalışan varsa, 11 varsa bu kişi de teşvik kapsamındadır. Sadece düşünmeniz gereken bu kadar. Engelli teşviklerinde aktivasyon yapılmamış ve teşvik alınmamışsa geçmişe yönelik düzeltme yapılabilir mi? Sadece 6 ay geriye doğru düzeltme yapılabilir. Daha geriye gidebilmek yasayla mümkün değil. Ancak düzeltme yapıp ileriye doğru yararlanmak mümkün. Ayrıca engelli teşviklerinde kanun sınırda çalıştıranlar için yararlanır mı? Burada bir sınır yok. İsterse 3 kişi çalıştırılan iş yerinde bir engelli olsun, teşvikten yararlanırsınız. Burada 70 kişi 2 engelliymiş. İkisi için de aktivasyon yapması ve bildirge türünü 4857 seçmesi koşuluyla teşvikten yararlanır. Bir limited şirketin ortağı aynı zamanda firmanın şubesinde mesul müdür olarak çalışmaktadır. Yani SGK ile mesul müdür olarak sözleşme yapmış. Galiba optik firması falan olabilir anladığım kadarıyla. Bu kişi 4 A'lı bildiriliyor. Kendi şirketinden dediğim özellikleri sağlamıyorsa, önce ortak olup 1 Ekim 2008'den önce, sonra hisse almış, onlar için geçerli. Zaten 1 Ekim 2008 sonrası için geçerli değil. Dolayısıyla boşu boşuna 4 A'lı bildiriyorsunuz. Zaten Bağkur açılışı yapılacak. Yaptığınız bütün bildirim de Bağkur'a aktarılacak. Yabancı işçi ücreti nedeniyle verilen geriye doğru ek bildirge nedeniyle bozulan %5 indirimler ek bildirge döneminde borçsuzluk kanıtlanırsa alınamayan 5 puan indirimlerden yararlanılmayan dönemlerden faydalanılabilir mi incelemede diyor. Şimdi eğer kendiliğinden geriye doğru vermişse geriye doğru yararlandığınız teşvik zaten bozulmuyor. Burada mutabık kalalım. Sadece geriye doğru verdiğiniz bildirgeden dolayı teşvikten yararlanmıyorsunuz. Eğer bir tespit nedeniyle ek bildirge istenmişse çalışma izni aldınız da kişiyi bildirmediniz veya çalışma izninde ücret işte 2 asgari ücret belirlendi de siz asgariden bildirdiniz. Bunu yakalandığınız için verilmişse bunda da zaten geriye doğru yasak değil, ileriye doğru ilk tespitte bir aylık yasak söz konusu. O yasaktan sonraki aylarda gene teşvikten yararlanmak mümkün. Yani konu biraz ifade edememiş diyelim. İşbaşı eğitimi tam olarak anlaşılamadı. Eğitim İşkur tarafından mı verilmesi gerekiyor? İşçi ne yönde seçilecek? Süreç ne şekilde, hangi şartlarda ilerleyecek? İşbaşı eğitim programı İşkur'un düzenlediği bir program. Siz sektör olarak en az çalışan işçilerinizin %10'u kadar olmak koşuluyla en fazla İşkur'a müracaat edip işbaşı eğitim programını başlatabiliyorsunuz. Bunlara ödenecek ücretler, bunların sigorta primlerini İşkur sağlıyor. Programın bitiminde de bunları işe alırsanız veya sizin değil de bir başkasının işbaşı eğitim programını bitirmiş, o işe almamış da siz program bittikten sonra 3 ay içerisinde işe alırsanız bunları, kişilerin aktivasyonunu yapmak, kanun numarasında 6645 seçmek suretiyle bu teşvikten yararlanırsınız. İşçinin giriş aralık 2018'de İşkur kaydı yapılmadı. 2019 Şubat'ta yapılsa geriye doğru 7103'ten yararlanabilir mi? Maalesef yararlanması mümkün olmaz. O yüzden önce İşkur'a kaydı yaptırın diyoruz.
İşkur ile sözleşme yaparak teşvikten ne şekilde faydalanabiliriz? Tam olarak anlaşılamadı. Süreç, işleyiş. 7.103'ü soruyorsanız işçiyi işe almadan önce İşkur'a kayıtlı olup olmadığını öğreneceksiniz. Kayıtlı değilse kaydını gerçekleştireceksiniz. Ardından sistem aktivasyonu yaparken kişinin işe girdiği aydan önceki 3 ay içerisinde 10 günden fazla sigortası var mı yok mu kontrolü yapacak. 10 günden fazla yoksa aktivasyon işlemini gerçekleştirip size teşvik dönemini ve ortalamasını verecek. Bu işlemi mütakip ortalamayı sağlamanız koşuluyla bildirimleri yapmana işleminiz başlayacak. Yani daha az prim ödeyeceksiniz. Şahıs firması olan biri oğlunu işe aldığında 6.111'den yararlanabilir mi? Evet, yararlanabilir. Oğlu olması herhangi bir engel değil, eşinden dolayı da yararlanabilir. Buradaki tek ölçümüz fiilen gerçekten çalışmış olması. Zaten şirketse oğlunun tüzel kişilik kişinin kendisi olmayıp, ortağın kendisi olmayıp başka bir şirket olduğu için oğul kavramı orada devreye de girmez zaten. Ancak gerçek kişiler için bahsedebiliriz. O da engel değil. Yeni nesil teşvikten yararlanacak firmanın yeni işe başlamasının bir önemi var mı? Var önemi. Yeni tescil edilen iş yerlerinde ilk 3 ay bu teşvik aktivasyon yaparken görürsünüz yararlandırmıyor. 4. aydan itibaren teşvik yararlandırıyor ama süreyi azaltmadığı için, yani 18 ay yararlanacak, 18 ay gene devam ettiği için, 12 ay yararlanacak, 12 ay devam ettiği için bu kez ilk 3 aydan sonraki 18 aydan yararlanıyor. Yani özelliği, mahiyeti bu. Sadece böyle bir fark var. Yaş ve cinsiyet farkı var, doğrudur. 18-25 yaş arası süre 18 ay, 25 yaşından büyükse 12 ay. Yine kadınların 18 yaşından büyük olması koşuluyla süre 18 ay, yani 6 ay daha fazla. Yeni nesil teşvikinde imalat ve bilişim dışındaki konusunda bahsi geçen diğer sektörler nelerdir? İmalattan kastetmiş olduğumuz işte bir akü üretimi imalattır, böyle düşünebilirsiniz. Bir lastik üretimi imalattır. NACE konu üzerinden gidecekseniz eğer, NACE listesini alırsanız imalat diye sektörleri görürsünüz. O sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler imalat sektörüdür. Bilişim sektörü olarak da zaten tebliğ ile birlikte Bakanlar Kurulu şu NACE'ler dediği için NACE kodu, bu belirtmiş olduğumuz imalat olanların dışında ve bilişim olanda dışında olan sektörler diğer sektörlerdir. Mesela turizm sektörü, tarım sektörü, bir market hizmeti sunmak, hastanenin sağlık hizmeti sunmak gibi sektör olarak bu şekilde anlayabilirsiniz. Asgari teşvik uygulaması 2019 Ocak ayı için hangi dönemin ortalaması alınacaktır? Yani 2019 yılında teşvikten yararlanmak için 2018 yılındaki 102 liranın ortalamasına bakılacak kaç kişinin. Kastettiğiniz bu galiba. Yok, 500'ü kastediyorsanız 500 kişinin altında mı üstünde mi? 2018 yılı Ocak'la Kasım arasında çalışan kişilerin ortalaması 500'ün altında mı üstünde mi, ona bakılarak değerlendirilecek. Şubat'ta değil, Mart ayının da ödeyeceğiniz Şubat ayının primini öderken Ocak ayından kazanmış olduğunuz destek düşülecek. Şimdi saçma değil bu, prim ödeme şartı falan var ya, için içerisinde kendi içinde bazı şartlar var. O şartlar da ancak o süre geçtikten sonra anlaşılabiliyor. Efendime söyleyeyim, yine KDV mahsup yoluyla ödemeyi gerçekleştirenler var. Bunların ödeme tarihleri de takip eden ayın 20'si oluyor. Bunu gözetildiği için, bu husus gözetildiği için hep bir ay geriden gider. Daha önceden de böyleydi hatırlarsanız. Ocak desteği Şubat ayının ödenecek olan Mart ayındaki priminden düşerdi. Ek 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışan kişinin kullandığı ve yazılı olarak kuruma bildirilen ücretsizliğin örneğin 15 gün o ayın priminden ne zaman düşülecek? Bunu maalesef şu an programsal olarak düşemiyoruz. 15 güne indirmeye ilişkin bildirge verip ardından izin bitimi 30 güne çıkaracak bildirge verirseniz bu şekilde düzelebilir. Bunun dışında şu an için düzelmeyecek. Gut hastalığı nedeniyle emekli olan dediği üstadın kesin emeklilik dediği, zannedersem kontrol muayenesi var. Kontrol muayenesinden sonra kesinleşecek diyor. Aslında bütün emeklilikler kesindir. Sadece vergi indirim belgesiyle emeklilik veya malulen emeklilikte tedaviye bağlı engellilik hali veya malulük hali ortadan kalkabilir düşüncesiyle ilgili hakkında kontrol muayenesi öngörülebilir. Kontrol muayenesi konulur. Yani 2 sene sonra gel, bir daha bakayım. 2 sene sonra gelinir, bir daha bakılır.
Bir daha kontrol muayenesi konulabilir veya kontrol muayenesi kaldırılabilir. Burada bunun kıdem tazminatını soruyor. Sağlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshi de kıdem tazminatı almayı gerektirir olgulardan. Üstad anlatırken tabloda görmüştü. Bunu da böyle değerlendirmemiz lazım. 25 günlük iş sözleşmesi olan çalışanın SGK bildirimi nasıl olacak? 25 gün ücret ödeyip 30 günlük prim bildireceksiniz. 1-10-2008 öncesi Bağkur, 4-10-2000 öncesi Bağkur tescili ile ilgili herhangi bir yasal çalışma yok. Bir yasal çalışma yok. Nasıl? Ya benim istememle tamam, olsa tamam. Dükkan senin diyorum. Bak ben de EYT diyorsun. Ben de EYT'den 5 sene geç emekli olacağım. Ne yapayım şimdi? Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Devam. Yani bizim isteğimiz de olmuyor arkadaşlar. Biraz ekonomik gerçeklikle alakası var. Sosyal güvenliğin özüyle alakası var. Yani en erken emekli yapan Yunanistan 60 yaşında emekli ederken 45 yaşında emekli olmak da işin doğrusu gerçekçi. İki tane sorumuz kalmıştı iş hukukuyla ilgili olarak. Onları da hocamız yanıtlayacak. Sonra seminerimizi tamamlayacağız. Şöyle soruyu unutmuşum. Cuma günü iş akdini sona erdirirsek hafta tatiline hak kazanılır mı? Şimdi bir defa fesih şöyle bir durumdur. Fesih o an anlam ifade eder. Yani cuma günü iş akdini sona erdiriyorsanız fesih tarihiniz cuma günüdür. Ama doğal olarak eğer iş yerinde sadece 5 gün çalışılıyorsa hafta tatilinde de hak kazanılır ama sonuçta fesih süresini bence gün olarak uzatmaz. Cuma fesih ise artık irade orada oluşmuştur. Çünkü ama hafta tatiline hak kazanılmışsa hafta tatili ücreti ödemek gerekebilir. Onda bir engel yok. Ama fesih pazar gününe ötelemez. Cuma günü fesih etmişseniz cuma günü fesih gerçekleşmiş demektir. Bir başka arkadaşımız satış primlerini sormuş. Kıdem tazminatına dahil edilir mi edilmez mi diye. Tabii bu içtihadı birleştirme kararı var. Tabii 1950'lerin sonuna doğru bir karar. Orada kıdem tazminatını alabilmek için 4 tane ana unsur sayıyor. Bunlardan biri de devamlılık. Eğer devamlılık arz ediyorsa benim şahsi kanaatim kıdem tazminatı ödenmesine bir mani yok. Yani esas olan o hakkın varlığının tespitidir. Bazı aylarda ona hakkı hak kazanamayabilir. Mesela bazı aylar boş geçebilir. Ama primin varlığı varsa son bütün bir yıl içerisinde bütün çalışanlar ilgili toplanır. İlgili aya yani neyse çalıştığı süreyle dikkate alınarak 365 günlük bütün o total dikkate alınarak bence kıdem tazminatını eklenecek ilave bulunabilir. Burada tek kriterimiz satış priminin devamlılık arz edip etmediğidir. Eğer devamlılık arz ediyorsa kıdem tazminatına dahil edilmelidir. Eğer son sözlerse bir nokta sadece söyleyip bitirmek isterim. O da şu, aslında bu sorular olabildiğince yoğun sorular. Şöyle demek, aslında belki bundan sonraki platformlarda daha önce soru gönderme sistemi geliştirilebilir. İki, hangi konuya ne ihtiyaç varsa bununla ilgili de bir takım talepler alınabilirse belki o gündem, o konuya biraz daha odaklanma şansı mümkün olabilir. Ne dersek diyelim, sonuç itibariyle bizim hep aynı cümleyle bitiriyorum ben. İş hukuku bir ispat hukukudur. Haklı olmanız değil, haklarınızı ispatlamanız önemlidir. Eğer haklarınızı ispatlarsanız sizin lehinize sonuç doğurur eğer fesi vesaire var ise. Evet. Son bir soru mu var? Son bir soru varmış. Teşvik hesaplamalarında 6 ay ve 12 ay ortalamasına çalışılmayan aylar dahil olur mu? Soruyu tam anlayamadım. İşe girdiği aydan önceki 6 aylık süre içerisinde iş yerinde tüm sigorta kollarına tabi çalışan, destek primine tabi çalışan, emekli çalışan 12 ay yok. Önceki yıl veya önceki 6 ay. Evet. Çalışılmayan ay derken 6 aydan sadece 4 ay var. 4 ay çalışan sayısını sistem 4'e bölerek ortalamayı buluyor. Bir kafa yormanıza gerek yok. Sadece aktivasyonu yapın. Ortalamayı göreceksiniz. 2017 ortalaması 2 kişi, 2018'de 3 kişi işe girmiş ancak teşvik sorgulanmamış. 2019 Ocak ayında yararlanabiliriz. Aktivasyonu yaparsanız kalan süre bitmemişse kalan süre kadar ileriye doğru yararlanabilirsiniz. Geriye doğru da sadece 6 aylık kısmını talepte bulunabilirsiniz. Daha önceye gidemezsiniz.
Her iki konuşmacımıza da, her iki üstadımıza da gerçekten bu güzel sunumları, bu güzel katkıları için, emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Muhtemelen Mart ayındaki seminerimiz 5 Mart'ta olacak. Gelir vergisi beyanıyla ilgili olacak. Gelir vergisi 2018 yılı kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili olacak. Orada görüşmek üzere. Katılan sizlere, emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.